Merhaba sevgili izleyiciler. Bazı gıdalar, besinler, on yıllardır, yüz yıllardır doğada mevcuttur ama biz onların yeni yeni farkına varırız. Bunlardan bir tanesi de yeşil çay. Yeşil çay aslında sürekli var olan bir içecek ama trend, hani diyoruz ya, trend olan bir içecek. İşte son dönemlerde kupa kupa yeşil çay tüketiyoruz ya da tüketenleri görüyoruz, biz de imreniyoruz, biz de tüketemiyoruz. Peki yeşil çay ne? Sağlığa olan faydaları ne? Sağlığa faydası var mı? Muhakkak var. Bize yeşil çay içtiğiniz zaman neler oluyor? Bunu diyetisyen Seher Dallı'ya soralım. Seher Hanım merhaba. Merhabalar. Yeşil çayın sağlığa olan faydaları nelerdir? Sizin de az önce söylediğiniz gibi yeşil çay aslında çok eskilerden beri tüketilen bir şey ama daha çok Çin, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde tercih ediliyordu. Şimdi günümüzde dünya ülkeleri tarafından yeni yeni tüketilmeye başlandı. Ülkemizde de biliyorsunuz siyah çay çok daha fazla tüketiliyor. Bu nedenle bizim ülkemizde biraz daha şöyle sağlıklı besleniyorum, beslenmeme dikkat ediyorum, kendime zaman ayırabiliyorum diyen kişilerin daha çok tükettiği ve önünde gördüğümüz bir içecek. Ama zamanla bu tabii artış gösteriyor ve gösterecek de. Aslında siyah çaydan çok fazla bir farkı yok. Siyah çayın fermente edilmemiş hali. Siyah çayda da polifenoller bulunuyor. Fakat yeşil çayda bu polifenoller daha fazla ve çeşitli bulunuyor. Bu nedenle antioksidan içeriği açısından daha zengin. Antioksidan içeriği açısından zengin olması bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Yani vücudumuz daha iyi bir savaşçı haline geliyor. Bağışıklık sisteminin yanında aslında kalp damar sağlığı açısından da etkili. Son yapılan çalışmalar iyi kolesterol olarak adlandırdığımız HDL miktarının arttığını, kötü kolesterol olarak da nitelendirdiğimiz LDL miktarının azaldığını gösteriyor. Bu nedenle aslında kolesterol miktarının da düşmesine etki gösterebiliyor. Kalp damar açısından sağlıklı. Bununla beraber metabolizmayı hızlandırıyor. Metabolizmayı hızlandırdığı için yağ yakımını arttırdığına dair çalışmalar mevcut. Bu nedenle aslında kilo kontrolünde, kilo verme aşamasında bizim destekçilerimizden biri. Yine kilo verme aşamasında destekçi olmamızın bir diğer bir etkisi de dokular arasında biriken fazla suyu, yani ödemi atmasını sağlıyor, vücudun atmasını sağlıyor. Bu nedenle daha hafif bir vücuda kavuşmamızı sağlıyor bir yerde. Bu nedenle biz uzmanlar olarak yeşil çay tüketimini öneriyoruz. Günde 2 ila 3 fincan arasında sağlıklı bir birey yeşil çay tüketebilir ki tüketmeli. Yeşil çay biraz tadı buruktur. Bu nedenle bu aslında tüketim miktarını düşürebiliyor. Ama şu an artık günümüzde limonlu ya da yaseminli, naneli birçok çeşitli yeşil çaylar mevcut. Eğer evde demliyorsak işte kabuk tarçın, zencefil, karanfil, limon ilave ederek bu doğal tadı biz de biraz daha güzelleştirebiliriz. Bu nedenle yeşil çay tüketmeliyiz aslında. Bir parça kafein mi içeriyor acaba? Ondan bir çarpıntı yapabilir mi? Hani çok fazla tüketilirse. Onu önerir misiniz? Hani çok fazla tüketim yanlış mıdır? Evet, haklısınız. Yani kafein içeriyor. Daha çok uyku problemi yaşayan kişilerin yatmadan 5 saat öncesinde tüketimlerinin kalmasını öneriyoruz biz. Yine kafein miktarı olduğu için biraz daha aksiyete, sinirlilik arada yapabiliyor çok fazla tüketildiğinde. Tansiyon yükseltir mi? O biraz aslında göreceli. Net bir kanıtı yok. Kişiden kişiye göre değişen bir eylem. Kimisinde düşürebiliyor, kimisinde yükseltebiliyor. Bu nedenle kişi kendisini dinlemeli. Bende nasıl bir etki yapıyor? Kaç fincan tüketmeliyim? Bu nedenle sağlıklı bir birey için 2-3 fincan öneriyoruz. Herhangi bir hastalığı olan bireylerin doktor kontrolünde veya diyetisyen uzman kontrolünde bunları kararlaştırmaları daha uygun.